Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, hepiniz biliyorum ki bu videoyu izlediğinize göre görsel iletişim tasarım bölümüyle ilgileniyor olmalısınız. Yakın zamanda sınavlar tamamlandı. Şimdi artık herkes tercih rehberini nasıl dolduracağını düşünüyor. Ben de yıllar önce, yani sanırım bir 4-6 yıl önce falan sizler gibi üniversiteye girmeden önce bölüm araştırıyordum. Ve bana göre en uygun bölümü, yani görsel iletişim tasarım bölümünü tercih ettim. Bizim zamanımızda görsel iletişim tasarım bölümüne yetenek sınavıyla girilebiliyordu. Ben de yetenek sınavıyla girmiştim. Bu arada ben görsel iletişim tasarım bölümünü İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okudum. Biz yetenek sınavıyla girdik. Yani çok şöyle söyleyeyim, yetenek sınavında şu anda bildiğim kadarıyla yetenek sınavı kaldırıldı. Tamamen sınavla birlikte giriş yapabiliyorsunuz bölümlere, görsel iletişim tasarım bölümüne. Ben de o dönem girmiştim. Yani açıkçası çok da çizim anlamında, çok ciddi anlamda bir yeteneğim yoktu ama bir şekilde orta düzeyde bir burs alarak görsel iletişim tasarım bölümüne İstanbul Aydın Üniversitesi'nde başladım. Ben şimdi bu videoyu niye çekiyorum? Öncelikle ondan bahsedeyim. Şundan dolayı çekiyorum. Ben mezun olduktan sonra işte mezuniyet fotoğraflarımı Instagram'a yükledim. Ve bu yüklemeden sonra tercih zamanlarında bayağı bir soru geldi. Ben de dedim ki hepsine tek tek yanıt vermeye başladım. Ben de ilk de şey yapayım dedim, bir blog yazısı yazayım dedim. Hemen işte kendi web siteme reklam yapayım kendi videomda. Alayonay.com'a görsel iletişim tasarım bölümü nedir diye bir içerik ekledim. Ondan zaten onun da linkini videonun alt kısmına bırakacağım. Şeylere bakabilirsiniz. Yani İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 4 yıl boyunca hangi dersler verilmiş onları inceleyebilirsiniz. Dersler çok önemli. Bu arada görsel iletişim tasarım bölümü, yani okuldan okula da ciddi anlamda fark ettiğini düşünüyorum ben. Seçmeli dersler önemli bence. Mesela bizde ses tasarımı dersi yoktu. Benim en çok ilgimi çeken derslerden birisi oydu. Keşke olsaydı diyorum. Şimdi sizlere şundan bahsedeyim. Görsel iletişim tasarım bölümü nedir sorusunun en kısa cevabını vereyim. Bizler görsel iletişim tasarım bölümü öğrencileri olarak birçok dersi aldık. Şöyle, ben bu bölümü İsviçre çakısı olarak görüyorum. Yani gazetecilik bölümünün haber yazma dersini de aldık. Grafikerlerin almış olduğu işte grafik programların derslerini de aldık. İşte Photoshop, InDesign, Illustrator gibi dersleri de aldık. İşte Corel de kullandık. Dergi de yaptık. Ondan sonra animasyon programlarını da öğrendik. İşte Maya olsun, işte After Effects olsun, bunları da gördük. Yine radyo sinema bölümünde sanırım kullanılan Edius programını da gördük. Ondan sonra dediğim gibi ilk yıllarda işte klasik işte inkılap tarihi, işte inkılap tarihinden tutun işte dil bilgisi vesaire, etik falan ve benzeri konuları da gördük. Bizler bu bölümlerin hepsinden biraz dersler aldık. Benim görüşüm şu. Bir öğrenci bu dersleri alırken bir tanesini belirlemeli. Ben çok iyi video yapıyorum, ilgi alanım bu şekilde, animasyona doğru yönelebilirim diyebilirsiniz. Belki reklam metin yazarı bile olabilirsiniz. Belki bu alandan sonra grafiker de olabilirsiniz. Kurumsal iletişim de yapıyor olabilirsiniz. Ya da sadece sosyal medya uzmanı da olabilirsiniz. Ama bunların hepsi aslında birbiriyle ilişkili olan şeyler. Mesela bugün sosyal medyacı denildiğinde aslında akla gelen işte sadece bu içeriklerin paylaşımını vesaire yapan düşünülmesi gereken şey aslında bu. Yani o stratejiyi oluşturan kişi, o içerikleri oluşturan kişi olarak düşünülmesi gerekiyor. Ama artık sosyal medyacı denildiği zaman da işte grafiğini de yapsın, videoyu da editlesin, hepsini müdahale etsin, metnini de kendi yazsın, hepsini yapsın isteniyor. Yani aslında bir sosyal medyacının grafik programlarını %100 bilmesi gerekmiyor. Ama bunlar da isteniyor artık. Bunlar hepsini ya da bir haber sitesinde editör de olabilirsin, iyi bir internet kullanıcısıysanız. Ama şunları da hatırlatmak isterim. Şimdi bunları yapmak isteyebilirsiniz. Evet, en azından bunları yapmak isteyebilirsiniz ama bu bölüme başlamadan önce bunlara ilgin var mı sorusunun cevabını da bence kendinize vermeniz gerekiyor. İyi bir internet kullanıcısı mısınız? Bilgisayar programlarına aşina mısınız? Bunlar önemli şeyler. Bizim bölümde, yani bölüme girip de çok zorlananlar da oldu. Yani hayatında hiç Photoshop programı kullanmayan bir insan da bizim bölüme geliyor. Evet, gelebilir. Eğer hani buna uyum sağlayabilirse tabii ki yapabilir. Ama buradaki sorun şu. Gerçekten aşina mısın? Yani hiç görmemiş olabilirsin, hiç Photoshop programı açmamış olabilirsin ama önemli olan buna uyum sağlayabilmek.
Bundan dolayı öncelikle bunları düşünüp ondan sonra eğer istiyorsanız görsel iletişim tasarım bölümü tercih edebilirsiniz. Genelde öğrenciler şunları soruyor, işte ya ben bu bölümü seçeceğim ama iş imkanları var mı yok mu gibilerinden. Bu da tamamen öncelikle yeteneğinize bağlı, öncelikle kendinizi bu programlarda geliştirmenize bağlı. Ondan sonra da üniversite yıllarında edindiğiniz tecrübeler de önemli, staj yapmanız vesaire, bunlar da önemli. Bir gazetede olabilir, bir haber sitesinde olabilir, bir e-ticaret sitesinde olabilir. Yani imkanlarınız aslında çok fazla. Ama şöyle de bir durum var. Bir şeyi çok iyi bilebiliyor olabilirsiniz ama bu anlamda kendinize de ciddi anlamda bir çevre edinmeniz gerekiyor. Bu çevreyle birlikte iş de beraberinde geliyor. Yani işi çok iyi bilmeniz yeterli değil. İşi çok iyi yapabilmeniz yeterli değil. Burada önemli olan çalışırken aynı zamanda sosyal olup aktif olmanız gerekiyor. Eğer siz sosyal olursanız bu sosyalliğin oluşturmuş olduğu çevreyle birlikte çok kaliteli işler ortaya sunabilirsiniz ve bununla beraber iyi işler yaparsınız ve iyi gelirler elde edebilirsiniz. Yani bugün ben size şunu söyleyemem. İşte şöyle şöyle yaparsanız bu bölümü bitirdiğiniz zaman şu kadar maaş alırsınız, bu kadar maaş alırsınız gibi net şeyler asla size söyleyemem. Bu da yine tamamen sizinle alakalı. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Görsel iletişim tasarım bölümü mezunu olduğunuzda birçok şey yapabilirsiniz istiyorsanız. Çevreniz de varsa tabii ki. Ama eğer çevreniz yoksa ve bir şey yapmıyorsunuz, aktif değilseniz yani hiçbir şey de yapamayabilirsiniz. O yüzden bu tamamen sizinle alakalı olan bir şey. Bu soruyu bölüm okumadan önce kendinize sormalısınız diye düşünüyorum ben. Şimdi birazcık derslere bakacağım. Şimdi ben kendi yazdığım blog yazımı daha önceden yazmıştım. Kendi blogumda. Onlara bakıyorum. Temel sorular zaten belli. İşte iş imkanı. Bu konuyu zaten açıklık getirdim. Ondan sonra dersler önemli. Bu dersleri okuyabilecek misiniz? Bunlar önemli. Sözel bir öğrenciyseniz bence birçoğunu halledebilirsiniz. Şunları söyleyeyim. Mesela biz bu bölümü okuyorken bizim üniversitenin iletişim fakültesi altındaydı bu bölüm. Dersler hemen hemen tabii ki diğer üniversitedekilerdeki derslere de benziyordu. Ama bu şu demek değildir ki her üniversitedeki eğitim birebir aynı olacak şeklinde. Dediğim gibi seçmeli dersler normal derslerde bile değişiklik gösterebilmektedir. O yüzden sizler hangi üniversiteye gidecekseniz o üniversite özelinde bence araştırma yapmalısınız. Benim şu anda anlattığım az çok İstanbul Aydın Üniversitesi'ne göre anlatılan bir konsept. Benzerlik tabii ki gösteriyor ama dediğim gibi çok fazla elle çizim konusunda çok fazla yüklenilmedi mesela. Evet, birinci sınıfta temel sanat eğitimi gördük, biz de çizdik büyük büyük işte kağıtlarda bir şeyler yaptık, işte domates falan çizdik, böyle farklı şekiller yaptık ama birinci sınıftaydı. Ondan sonra çok fazla tamamen dijitale doğru kaydık. Bazı bölümlerde bakıyorum çizime çok önem veriliyor. Bizde bu kadar önem verilmemişti. Bunu hatırlatayım. Araştırma yapacaksanız, kendi hangi üniversiteyi düşünüyorsanız o üniversitenin özelinde de ayrıca bir araştırma yapın derim ben. Dediğim gibi bir de şeyi söylemeyi unuttum. Biz web sitesi de yaptık. HTML dersi de aldık. Tabii ki bunların hepsi temel düzeyde. Yani hepsini birebir çok iyi öğrendik diyemem. Bazı derslerde mesela hani öğrenme konusunda zamanın yetmediği dersler de oldu. Mesela bir Maya programını öğrenmek kolay değil. After Effects programını öğrenmek kolay değil. Ama en azından mantığını, nasıl çalıştığını öğrenebiliyoruz. Bundan sonrası da tamamen kendimizi ne kadar geliştirdiğimizle alakalı olan bir şey. Görsel iletişim tasarımı bölümü aslında yani gördüğümüz şeylerin tasarımı diyebiliriz. En kısa şekilde anlatmak gerekirse. İngilizcesi de işte Visual Communication Design olarak geçiyor. Bunları da hatırlatayım. VCD olarak yazılıyor. Genelde VCD diye kısaltılıyor. Biz öğrenciler aramızda GIT, GIT şeklinde kısaltmasını yapıyoruz. Genel hatları ile ve en kısa şekilde görsel iletişim tasarımını bu şekilde ben sizlere tanımlayabiliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun diyorum çünkü bu videoyu izleyenler muhtemelen dijitalle, teknolojiyle ilgili olan kişilerdir diye düşünüyorum. Ve ben de bu konuda içerik geliştirdiğim için ileride işinize yarar diye düşünüyorum. Ayrıca farklı sorularınız varsa yorum kısmından mutlaka yazın. Hepsine itinayla cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.